Ne gülüyor? Çok mu komik? O zaman yeni müdür nerede kardeşim? Buradayım. Merhaba arkadaşlar. Ben İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü, yani sizin yeni müdürünüz Elif Dağcı. Elimi sıkmayacak mısınız? Memnun oldum. Ben de. Memnun oldum. Ben de. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ruslar geliyorlar efendim. Burası İstanbul Mikhail kardeşim. Это İstanbul Mikhail брат. Bizim burada hamama giren terler. У нас можно в турецкой бане потеть. Madem bizimle iş yapacaksın, o zaman Türk hamamına alışacaksın. Если с нами будешь работать, привыкай к турецкой бане.
Нет. Okay. ...44.92'den merkeze. Rahat arkadaşlar. Ya biz... Zaten gayet rahatız. Ne mal? Evet. Ben esas duruşa bile geçmedim. Benim de bir elim cebimdeydi. Bir ara elinizi sıkmak için öyle çıkardım ama... Bakın hemen tekrar cebime sokuyorum ya. Peki, neden bu kadar rahatız biliyor musunuz? Neden bilmiyorum. Çünkü biz bu numarayı yemedik hanımefendi. Numarayı mı? Çok yanlış adamları seçtiniz şaka yapmak için. Şaka. Vallahi hanımefendi, sizi hangi şerefsizler bu alçakça ve haince komploya alet ettiler bilmiyoruz ama... Birazdan biz kendilerinin kafalarını duvarlara sürtmek suretiyle kıvırcım enerjisi üretirken... Asıl siz bu edebiyat öğretmeni kıyafetinizle onların haline çok güleceksiniz. Çok affedersiniz ama neden bahsettiğinizi anlayamadım. Ben şaka falan yapmıyorum. Size bizim Maraz Ali ile Adanalı olduğumuzu söylemediler mi? Yeni mi katıldınız teşkilata? İstanbul'a yeni mi tayin oldunuz? Çünkü normalde ahlı başında bir insan... Adanalı ile Maraz Ali'ye teker teker veya ikisi bir aradayken bulaşmanın intiharla eşdeğer bir hareket olduğunu çok iyi bilir. Hatta intihardan çok katliam da diyebiliriz. Aynen öyle. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi ciddi ciddi bunun şaka olduğunu falan mı sanıyorsunuz? Bir dakika. Yavuz Amir yeni müdürün kadın olduğunu öğrendi galiba. İyi de bizim ne suçumuz var? Biz mi atadık kadını? Olsun. Yavuz Amir'in içinde biriken sopa ve eskitme enerjisini bir yere kanalize etmesi gerekiyor.
kanalize. Evet. Yoksa çok asabi olabiliyor. Anladım. Normalde hiç asabi değil yani. Engin! Hazır mısınız arkadaşlar? Ne amirim? Beyinlerinizin ve ağızlarınızın kırılmasına. Niye amirim? Niye amirim? Hiç. Bizim de içimizden size eşek şakası yapmak geldi de. Değil mi Ali? Ha? Aynen öyle. Bak Ali, diyorum ki ben bunu biraz eskittikten sonra kurbanları biraz değişelim. Çünkü ben hep aynı adamı dövünce benim canım sıkılıyor. Olur. İyi de amirim. Bizi dövmeden önce en azından suçlarımızı söyleseniz de niçin dayak yediğimizi bilsek bari. Oğlum sizin başka işiniz gücünüz yok mu lan? Hayır, operasyon olmayınca canınız dayak yemek mi istiyor? Adrenalin? He? Hem bir polis, hem de koskoca bir başkomiser ve onun yardımcısı amirlerine böyle sulu şakalar yapar mı? Utanın kendinizden abicim, biraz utanın. Hı. Şaka mı? Ne şakası amir? Eşek şakası. Eşek şakası. Hangi kız amirim? Oğlum bakın, cidden elimizde kalacaksınız artık. Kesin şakayı. Ya kızım, sen niye hala orada duruyorsun? Niye duruyorsun hala? Şaka bitti. Hadi işinin başına, hadi. Kış. Vallahi amirine söylerim. Vallahi şikayet ederim, ceza aldırırım sana bak ha. Hadi git. Allah Allah ya. Hala duruyor ya. Yürüsene kızım işine. Aptal. Yalnız amirim, o hanım gerçekten... Kızlar! İkiniz de cezalısınız oğlum bundan sonra. Ama amirim, bu bayan gerçekten... Bence biz bunları hiç dövüp de kendimizi yormayalım. Direkt trafik polisi yapalım. Görsünler günlerini. Amirim ama gerçekten biz doğruyu söylüyoruz. Süper fikir buldun Ali. Vallahi bravo. Abu. Ne lan? Ali, şuraya bak. Ali, şuraya bak ya. Ulan yememişler, içmemişler. Şaka inandırıcı olsun diye kız için bir de sahte atama haberi hazırlamışlar. Ulan resim falan koymuşlar ha. Yalnız vallahi helal olsun. Yani yiğidin hakkı iyi de aynı sayıcı gibi yapmışsınız lan. Şuraya bak. Kıza bir de sahte sicil sayfası hazırlamışlar. Yalnız amirim, o haber de sicil de sahte değil. Nasıl sahte değil lan? Nasıl sahte değil? Gerçek yani. Biz istesek bile sahte sayfayı hazırlayamayız. Bunlar hep emniyetin ana merkezinden geliyor bize. Hmm.
Tabarak diye. Ne diyor lan bu? Mallar nerede diyor efendim. Sen Rusçayı nereden biliyorsun lan? Eskiden bir Rus sevgilim vardı efendim. 2 sene birlikte yaşadık. Ondan öğrenmiştim. Bakın görüyor musunuz? Bir de Rus kızlarla takılmak fena diyorlar. Hadi sen de benim laflarımı çevir abi. Mallar burada değil ama yakında. Taraz yasniyet. Skora. Biz içkimizi içip keyfimize bakalım. Çocuklar gidip getirirler hemen. Bakamı vıpyem Roberta Pirine Sutta'ba. Bilmiyorum. Hadi malları al gel. Baş üstüne abi. Bunlar büyük ihtimalle malları almaya gidiyorlar. Alo. Biz Marina'dayız abi. Ruslar çoktan gelmişler. İyi. Hepsini gebertin o zaman. Bizim müşterimize bizden habersiz mal satmakla, bizden habersiz başkasından mal almak nasıl oluyormuş? Bütün alem görsün. Baş üstüne abi. Hallettin mi? Hallettim abi. Tekneyi demir almak için hazır tutun. Bağ üstüne abi. Malları alınca hemen bunlayacağız buradan. Bağ üstüne abi. Hadi gidiyoruz. Gel. Müsaitseniz biz gelebilir miyiz müdürüm? Müdürem? Tabii. Buyurun arkadaşlar. Sağ olun. Ha Ali'ciğim. İstesen kapıyı kapat da müdür hanımımıza ceyran yapmasın. Hadi. Maraz Ali ve Adanalı öyle değil mi? O Maraz Ali. O da Adanalı. Adanalı benim. Ben de Maraz Ali. Ama sadece Ali demenizi tercih ederim.
bana da. Yani sadece Adanalı diyebilirsiniz. Yani içinizden nasıl geliyorsa, yani nasıl hissediyorsanız rahat olun. Benim için fark etmez müdürüm yani. Sonunda efsane ikiliyle tanışma şerefine ulaştım. Ne diyeyim? Ben de Allah'ın sevgili kuluymuşum demek ki. Güzel. Amin. Pardon? Estağfurullah demek istemiştim aslında. Güzel. Buyurun oturun beyler. Yok. Böyle iyiyiz biz. Biz zaten bütün gün oturuyoruz. Masa başı görev hiç bize göre değil aslında. Bir de insan böyle oturunca bir farkında olmadan bir kilo alıyor. Yani olmaz. Ben oturun derken bir teklifte ya da ricada bulunmadım arkadaşlar. Bu bir emirdir. Oturun. Otur Ali. Baksana şuraya. 44.92'den merkeze. 44.92'den merkeze. Sizi dinliyoruz 44.92. Burada durum sandığımızdan daha çabuk kızışacağı benziyor. Merkezden 44.92. Biz bilgiyi narkotik şubeye ilettik. Operasyon için hazırlanıyorlar. Tamam. Söyleyin ellerini çabuk tutsunlar. Birazdan savaş çıkacak burada. Organize şubeden Yavuz Amir'e ve Ali Amir'e de mutlaka haber verin. Tamam. Versene şunu. Az önce dosyalarınıza bakıyordum. Sizin hakkınızda çok şey duydum beyler. Sağ olun. Sağ olun. Ama ne yazık ki duyduğum şeyler pek de iç açıcı şeyler değildi. Beni bu göreve atadıklarında sizinle daha önce çalışmış veya bir şekilde beraber operasyona katılmış bütün arkadaşlarım beni aman deyip uyardılar. İkisiyle de başa çıkman imkansızdır. Hiç söz dinlemezler. Emir komuta zincirini hiçe sayıp hep kendi başlarına buyruk hareket ederler. Hem kendilerinin, hem görev arkadaşlarının, hem de sivil halkın canını tehlikeye atmaya, kamu malına zarar vermeye bayılırlar dediler. Kim? Biz mi? Ya kusura bakmayın müdürüm ama ya biraz fazla abartmışlar ya. Yani hayır, insanın adı çıkacağına canı çıksın demişler ya. Ali ile bizimkisi aynı o durum. Ben size konuşabilmeniz için izin verdiğimi hatırlamıyorum Adanalı Bey. Verdim mi? Vermedim. Değil mi? Bundan sonra konuşmadan önce benden izin isterseniz
aramızdaki emir komuta zincirini muhafaza etmiş oluruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Maraz Ali Bey, siz de müdürünüzün önünde sırıtmayın lütfen. Hakkınızda yapılan tüm uyarılar hiç umurumda değil. Muhteşem ikiliyi muma çevirmek demek bana kısmetmiş. O günleri de göreceğiz inşallah. ...4492'den merkeze. Burada durum karıştı. Çabuk olun. Evet arkadaşlar. Bundan böyle birlikte çalışacağız. Yani benim emrimde çalışacaksınız. Benim emrim, bilgim ve iznim dışında değil bir operasyona gitmek, aşağıdaki bahçede top bile oynamak yasak. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Anlaşıldı müdürem. O zaman? Başüstüne müdürem. Başüstüne. Aferin size. ...4492'den merkeze. Çabuk olun. Çatışma devam ediyor. Destek nerede kaldı? Acele edin. Çok affedersiniz müdürüm. Amirim, şimdi anons geldi. Kalamış Marina'da çok büyük bir çatışma çıkmış.
Kaç aydır takip ettiğimiz Sansar Semih ve adamlarının teknesine mal almak için önce Ruslar gelmiş. Sonra da Semih'in rakipleri gelip bu alışverişi basmış. Allah! Bana bak Ali! Bir taşla üç kuş vuracağız. Hadi operasyona. Başüstüne amirim. Bir dakika! Maraz Ali Bey, Adanalı Bey, benden izin ve emir aldınız mı bu operasyona gitmek için? Biz biraz önce ne konuştuk? Ne konuştuk? Evet. Aşağıda bahçede top dediniz. İzin dediniz, operasyon dediniz. Yani yani inşallah dediniz, biz maşallah dedik. Ne güzel anlamışsınız, aferin. Yüksek müsaadelerinizle operasyona gidebilir miyiz müdürüm? Şimdi oldu. Düşüneceğim. Peki gidin, tamam. Ama dikkatli olun. Unutmayın. Önce çevredeki sivil halkın can güvenliği. Sonra kötü adamlarla isterseniz oynarsınız, tamam mı? Başüstüne. Başüstüne. Hadi. Ali, operasyon dönüşü bana hatırlat. Erken emeklilik için dilekçemi vereceğim. Tamam. Sen emeklilik dilekçeni bana ver. Benimkini götürürken seninkini de götürürüm. Eyvallah. Vallahi biz adamları davet etmedik. Adamlar bizi buldular. Ver telefonu. Şu haline bak Semih. Son nefesinde bile yalan konuşuyorsun. Ama sen de haklısın. Boşu boşuna ne dua edeceğim diyorsun. Öyle çok günah işledin ki bu dünyada. Nasıl olsa cehennemin dibindeki yerin garanti değil mi? Paşal Usta Ali nerede? Paşal Usta. Ruslarda ne çok konuşuyorlar arkadaş. Her yeri işgal ettiler zaten. Fan fin fon. Kafa ütülüyorlar sabahtan akşama kadar. Bakın paralar burada. Mallar da orada. Hepsini alın. Hepsi sizin olsun. Merak etme. Seni geberttikten sonra hepsi bizim olacak zaten. Allah kahretsin, ne çabuk geldi bunlar. Ah!
Nihayet geldiler. Çantaları verin. Beni koruyun. Thank you.
Evet Sayın Valim. Ben hayatımda hiç böyle bir şey duymadım. Çok haklısınız Sayın Valim. Böyle bir şey bana nasıl yaşatırsınız? Ne hakkınız var? Bence de bir organize suçlarla mücadele şubesi amirinin, hatta iki amirin ve tabii ki yardımcılarının sahil güvenlik güçlerinden destek istemek yerine önlerine ilk çıkan sürat teknesine atlayın. Denizde suçlu kovalamaları, gelişi güzel sağa sola ateş edip tüm Marmara ve Boğaz trafiğini tehlikeye atmaları. Üstelik bu amirlerden birisinin Adanalı olması, yani Adana'da deniz olmadığı halde denizden ve denizcilikten hiçbir şey anlamamasına rağmen böyle bir şeye cesaret etmesi, görev arkadaşlarının da ona bu cahil cesaretinde destek olmaları büyük saçmalık. Bence de büyük kepazelik. Katılıyorum. Bakın, size son kez uyarım. Sorumluları hakkında derhal bunun gereğini yapacaksınız. Bu iş cezasız kalmamalı. Ne deseniz haklısınız Sayın Valim. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Merak etmeyin. Sorumlu kişilere cezalarını vereceğim. Söz veriyorum bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Eğer bir daha böyle bir şey yaşanırsa suçlarına hep beraber katlanırsınız. Emredersiniz Sayın Valim. İyi günler diliyorum. Gerçekten aranıza katılışımın şerefine hazırladınız. Bu muhteşem karşılama merasimi için hepinize minnettarım. Teşekkür ederim. Görevimdeki ilk günümde Vali Bey'den fırça yemek çok iyi geldi. Evet. Öncelikle bana söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Müdür Hanım. Şimdi müdürüm. Biz aslında oraya giderken yanımıza epey bir destek almıştık. Ancak adamlar Kalamış'ı Teksas'a çevirip arkasından da deniz yoluyla firar etmeye kalkışınca biz de Ali kardeşimle beraber mecburen peşlerine takıldık. Dediğiniz gibi öyle sahil güvenliğe haber verecek kadar vaktimiz olmadı. Size konuşmanız için izin verdiğimi hatırlamıyorum Maraz Ali Bey. Verdin mi? Ay yok, vermedim. O zaman susalım. Bu durumda ben de bu yeni görevimdeki ilk ceza siftahımı yapmak durumundayım. Şunu yardımcılarınıza uzatır mısınız rica etsem? Aa, tabii. Müdürem, tabii ki Engin ve Ertan'a ceza vermeliyiz. Sonuçta destek istemek onların göreviydi. Arkadaşlar, buyurun cezanız. Bir daha emirlere karşı gelirseniz çok fena yapar sizi ha. Gerçekten çok yerinde bir cezaydı müdürem. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hadi Ali'cim, biz de daha fazla müdür hanımı rahatsız etmeyelim. Kendisinin işi gücü vardır. İşimize gücümüze bakalım. Hadi arkadaşlar. Bir dakika. Bu da sizin cezanız. Buyurun. Zahmet etmeseydiniz. Zahmet ne demek? Benim için zevkti. Evet. Efendim. Müdürem, bunların cezası daha kolay. Bence biz
bu cezaları değiş sokuş edelim. A olmaz. Herkesin cezası kendine. İyi de şimdi biz organize şube amirleri olarak nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Adı üzerinde arkadaşlar, ceza. Güzel bir şey olsa niye yaptırayım size? Ne işareti abicim? Dur işareti. Niye durmuyorsun o zaman? Yoksa elimi görünce canın dayak mı çekti? Bundan bir tane de gözümün ortasına mı yiyeyim dedim? Yok ha? Memur bey, baktım bir ara boşluk oldu, aradan hemen... Bu kadar adam salak. Bir tek sen akıllısın. Aradan kaçacaksın hemen ha? Yok memur bey, benim işim biraz acildi o açıdan. Bana ne kardeşim? Burası İstanbul. Burada herkesin işi acil. Çabuk arabaya bin, geri git bekle. Ben geç demeden de geçmeyeceksin. Saatte sinyal veriyor. Ne olur biraz beklesen geçsem. Ben bu adamdan şikayetçiyim memur bey. Ben de bundan şikayetçiyim memur bey. Öyle beynine bir korun senin var ya. Seni de patlatırım kafana. Amirim ben. Sizsiniz memur bey. Bir dakikada trafiği ne hale getirdiniz lan? Mecbur mu lan millet sizin yol verme kavganızı seyretmeye, işine gücüne geç kalmaya? Keşoğlu keçiler. Ya iyi de amirim. Konuşma. Önce dinlemeyi öğren. Zaten başımıza ne geliyorsa bu dinleme hastalığı yüzünden geliyor. Geçin lan arabanıza, geçin, açın yolu. Geç! Binin! Oğlum sen görürsün zaten. Zaten sinirim tepemde. Ben seni yakalayacağım. Sizler! Sen görürsün asıl. Ya. Vallahi bu kutuya çeker, Allah ne verdiyse girerim size ha. Doğrudur zaman kullanmayı öğren. Takip et beni, takip et. Hala ya Allah. Lan yürü lan! Koca kafalı. Sizler! Görürsün lan sen. Sizler! Görürsün. Sizler! Sizler! Sibidiler. Bizim ne işimiz olur polis akademisinin tatbikatında? Öyle demeyin başkomiserim. Biz yine ucuz atlattık. Ya bizi de Yavuz amirli Ali amir gibi trafik polisi yapsalardı? Evet haklısın Engin'ciğim. Bir otobüs dolusu çaylakla uğraşmak da çok eğlenceli olacak gerçekten. Aykocuğum, Cilacığım. Hay. Fiko,
Git başımızdan. Bak zaten kafamız atık. Tüm acımızı senden çıkartmayalım şimdi ha. Bu nedir böyle ya? Bir önce bir bismillah deyin ya. Bir destur deyin ya. Bir selam veriyoruz. Anında şiddete başvuruyorsunuz. Bu nedir ya? Belki yine size bir işim düştü. Sizden yardım istemeye geldim. Siz ne biçim görev ve silah arkadaşısınız arkadaş ya? Hani nerede omuz omuza mücadele? Hani kuşlar ağaçlar? Nerede görev bilinci? Nerede ekip anlayışı? Nerede ekip ruhu? Fiko. Efendim Serkocuğum. Görüyor musun Cilo? Tam Psycho Jack'li kısı kırmazı bakmıyor mu? Araya biraz da böyle rahmetli Erol Taş serpiştirmiş. Çok başarılı olmuş, takdir ettim. Kestik. Oğlum anlamıyorsun galiba. İşimiz var, acil çıkmamız gerek diyorum. Çekil ayağımızın altında. Kesme hızımızı. Duydum. Polis akademisi öğrencileriyle tatbikata gidiyor musunuz? Sen nereden biliyorsun lan bizim tatbikata gittiğimizi? Oho! Good morning, Cila. Bütün department sizin müdürden, yeni müdürden yediğiniz fırçayı konuşuyor. Department. Yeah, department. Şimdi arkadaşlar, ben polis akademisi serisinin 9'unu birden yalayıp yutmuş ve bununla kalmayıp sindirmiş bir kardeşiniz olarak diyorum ki... 9. 9. 9. Sırf birincisi tuttu diye 8 tane daha çevirdi insafsızlar. Neyse. Nerede kalmıştık? Şimdi ben bu polis akademisi olayında bir uzman olduğum için diyorum ki... Ben ve Pınar'ım... Sizinle beraber tatbikata gelelim. Sizin ne işiniz var oğlum tatbikatta? Öyle deme Sarkocuğum. Bu tatbikat benim. Pınar'ımın gözüne tekrar girebilmem için son şansım. Bizim tatbikatın senin Pınar'ın gözüyle ne alakası var? Çok alakası var Cilacığım. Şimdi şöyle bir senaryo var elimde. Kahramanımız, yani ben... Sevdiği kızı, yani Pınar'ı kötü adamların elinden kurtarıp onun kalbini geri kazanıyor. Ne yapıyorsun abicim sen? Pardon memur bey. Kusura bakma. Adam gibi sürsene oğlum arabanı. Serseri misin oğlum? Kusura bakmayın memur bey. Haklısınız. Yürü. Hadi. Oluyormuş Kur'an'ın dibinde düdük öttürülünce kafanıza göre dağıt 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 kornaya basmayın demiyor muyuz? Anlaşıldı mı? Anladım. Anlaşıldı mı dedim? Anladım. Sıra.
Allah'ım. Allah'ım sen bu İstanbul trafiğini bize dünyada cehennemi göstermek için mi verdin ya Rabbim? Şu anda küçük BG kasabasında herkes atıyla, eşeğiyle, bisikletiyle, 70 model motosikletiyle işine, gücüne, tarlasına gidiyor. Geç. Geç. Mister, hiç kimse hiçbir yere geç kalmıyor. Hiç kimse trafik eziyeti de çekmiyor. Birbirleriyle yok yere kavga etmiyorlar. Biz senin ne salak kullarınız ki koca memlekette başka yer kalmamış gibi hepimiz tıkış tıkış İstanbul'a toplandık. Her gün bile bile kendimize bu eziyeti ediyoruz arkadaş. Sen bize akıl fikir ver ya Rabbi, kurban olduk. Benden bu kadar. Biraz daha burada kalırsam katil olacağım. Ben merkeze dönüyorum. Ceza falan umurumda değil. Gerekirse polislikten atsınlar. Haklısın. Elimizden bir kaza falan çıkmadan buradan sıvışalım. Bu kadar oyun yeter. Abu. Ne oldu? Bunun ne işi var burada ya? Kimin? Bizim şubede Esmer Güzel Esra vardı ya. Hani sen alışveriş merkezinde otoparkında bana o diski vermeye geldiğinde seni biraz hani hırpalamıştı. O kız işte. İki dakika bekle, hemen şuna merhaba deyip geliyorum kardeşim. Tamam. Sen mi verdin buna telefonu? Evet baba. Alo. Ne yapıyorsun hayatım? İyiyim. Sen ne yapıyorsun aşkım? Çalışıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Nedir evde durumlar? Akşam seni istemeye geleceğimizi söyledin mi babana? Söyledim. Ne dedi? Gerçekten babamın tüm dediklerini duymak istiyor musun Ali? Yok. Aslında çok da duymak istemiyorum. Bence de duymasan iyi olur. Durum çok fazla hoşuna gitmedi tabii. Dün geceden beri deliriyorum. Siz iyisiniz ama değil mi? Sana ya da bebeğe bir şey yapmaya kalkmadım. Yok yok, biz iyiyiz. Abim de benim tarafımı tutunca sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Yani akşam istemeye gelebilirsiniz. Buna çok sevindim işte. Yalnız yine de babam seni çok hoş karşılamayacaktır. Canını acıtmak için elinden geleni yapacaktır, benden söylemesi. Kolay gelsin Esra. Amirim merhaba, nasılsınız? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çalışıyorum. Sen bizden sonra trafik şubesine mi verdiler? Kısaca sürdüler de diyebiliriz amirim. Rütbemi de indirdiler. Olsun. Bütün hatalardan sonra ucuz atlatmışsın. Son anda aklın başına gelmeyeydi, bize yardım etmeyeydin. Daha büyük cezaları da alabilirdin. Sonu kötü olabilirdi. Çok haklısınız amirim.
Amirim, siz ne yapıyorsunuz peki burada? Ben? Gizli bir görev mi var yine? Aferin kız. Gizli görev. Görev icabı bunlara giydik. Bak Ali de karşıda, o da karşı tarafı tutuyor. Bir takım kötü adamların peşindeyiz yine. Anladım. O zaman ben en iyisi görevime döneyim. Tamam. Sevindim görüştüğümüze. Ben de çok sevindim amirim. Diğer arkadaşlara da selam söyleyeyim benden. Söylerim. Arada sıkılırsan şubeye uğra, bizim kata çık. Bir çayımızı kahvemizi iç. Baş üstünde amirim. O zaman biz akşam 8-8.30 gibi sizde oluruz. Yavuz Bey de seninle gelecek mi? Evet. İyi bari. Niye? Yani ne bileyim, babamın sağ solu belli olmaz. Her an kararından dönüp olay çıkarabilir de. Yanında bir destek olursa daha iyi olur senin için. Peki öyle olsun bakalım. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Ali. Efendim? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Gidelim ya. Akşam benimle kız istemeye geliyorsun değil mi abi? Herhalde oğlum. Sana kızı ben istemeyeceğim de kim isteyecek aslanım? Tabii ki yeğenim. Ne? Şey... Ne o ne? Hayrola arkadaşlar? Nereye? Gel Rütem bu yer. Hoş geldin İbrahim. Pek hoş gelmedik Çetin. Abi ne oluyor? Kim bunlar? Orozoğulları. Babamla iş konuşmaya gelmişler. Bu nasıl iş böyle? Topla tüfekle savaşa gider gibi geliyorlar. Sen karışma. Odana git. Kapını kapat. Oradan da çıkma. Bu toplantı çok uzun sürmez inşallah. Akşam Aliler gelecek biliyorsun. Yok. Merak etme. Fazla kalmazlar. Bir kahve içip giderler herhalde. Nazlı. Kapını kilitle. Var baba. Bilmiyorum. Öğreneceğiz.
Hadi hadi acele. Çabuk çabuk çabuk. Hadi arkadaşlar. Sıraya. Hadi hadi çabuk olun. Geçin. Hadi çabuk olun çabuk. Kay biraz da. Daha çabuk daha çabuk. Oh. Hadi arkadaşlar sallanmayın. Daha hızlı daha hızlı. Fiko. Evet arkadaşlar. Aa, sen benimle konuşuyor muydun Pınar'ım? Aslına bakarsan adımı hatırlamana bile çok şaşırdım. Very surprise for me. Yani sabahtan beri bana tiskinliğim insanmış. Yok, insan bile fazla oldu. Böyle cansız bir nesne yığınıymışım gibi bakıyorsun da. Fiko, bizi buraya neden getirdiler? Operasyona geldik Pınar. Operasyona mı geldik? Evet. Uyuşturucu kaçakçılarla ilgili bir ihbar ulaşmış bizim merkeze. Adamlar bugün burada buluşup alışveriş yapacaklarmış. Biz de suçüstü yapıp alayını içeri almaya geldik. Ya Fiko, bizi niye getirdiler buraya? Bize ne uyuşturucu kaçakçılarından? Biz polis değiliz ki. Biz sadece tanık koruma programı içinde polis taklidi yapıyoruz. Ne yapalım Pınar'ım? Adamların ellerinde yeteri kadar adam kalmamış. O nedenle bizlere işlere düştü yani. Hatıra binaya yapacağız. Hem artık bak bunlar boş dondurma külahı da değil, silahımız var. Ya ben ne yapacağım silahı? Cezine koy Pınar'ım, ileride beni vurursun. Ya kötü adamlar geldiklerinde sana ateş ederlerse sen de onlara karşı ateş açarak cevap vereceksin. Ya ben kimseye ateş filan edemem. Kimse de bana ateş etmesin. Ben operasyona katılmak istemiyorum. Ben operasyona katılmak istemiyorum. Çok geç artık Pınar'ım. İş işten geçti. Ama merak etme. Ben buradayım. I'm your hero. Seni korurum. Başımızda bütün bunlar senin yüzünden geldi zaten. Başımızda bütün bunlar senin yüzünden geldi zaten. Hadi hep benim yüzümden zaten. Hep benim yüzümden. Cila. Sen bana dediğim kıyağı yapacaksınız değil mi? İşimiz gücümüz var burada. Bir de senin gönül meselelerinle mi uğraşacağız Fiko'cuğum? Ne uğraşması Engin? Ben biraz sonra bunun kafasını gözünü kırarak bir güzel eskiteceğim. Ya hocam, olay çok basit. Bunun bir tatbikat olduğunu. Pınar'a çaktırmayacağız. Ve kötü adam kılığına giren polis arkadaşlar Pınar'ı rehin alacaklar. Ben de rambosal bir biçimde atlayıp onu kurtaracağım. Çok basit. It's simple present tense. Rıp, değil mi? Heh. Yürü. Dur. Hadi içeri. Selam. Yürü. Evet everybody beni izleyin. Follow me. Evet, lütfen sessiz olun, bu gizli bir operasyondur. Kafama vurma sakın. Daha çabuk, daha çabuk. Hadi arkadaşlar. Hadi konuşma. Hadi arkadaşlar. Mesai saatinin bitimine daha bir saat var. Erkenden kaçmak var mı böyle? Biz kaçmıyorduk ki müdüre. Ya ne yapıyordunuz? Ne yapıyorduk? Biz kaç saattir şurada can hıraş feryat görevimizi yaparken ayakta durmaktan kök saldık. Ayaklarımıza kara sular indi. Vah vah. Bir 5 dakika arabada oturalım, dinlenelim. Bir nefes alalım. Bir sohbet edelim dedik ki o anda şıpadanak çıktınız geldiniz müdürem. Ha. Kaderin tuhaf bir cilvesi. Hatta bu bize kaderin bir oyunu olsa gerek. Öyle olsun bakalım. Niye trafik polisi üniformalarınızı giymediniz peki? Bu şekilde görev yapmanız kıyafet yönetmeliğine aykırı. Sakal ve bıyık durumumuz üniforma giymemize müsait değildi müdürem. O yüzden böyle yelekle idare ettik.
Siz de sakalınızı bıyığınızı kesseydiniz o zaman. Ne? Ben bıyığımı keseceğim. Evet. Hem de bu görev için. Evet. Allah Allah. Emir demiri keser derler adamın. Demiri kesen emir, iki tutam kıldan oluşan bıyığı da rahatlıkla kesebilir. Değil mi? Bu kadar oyun yeter bence. Burada bir çizgi çekelim hanımefendi. Biz polisiz. Sizin oyuncağınız, köleniz ya da kuklanız değiliz. Yavuz abinin de benim de arkamızda 20 senelik bir geçmişimiz var. Bu şehirde ne kadar çakal, it, uğursuz varsa hepsi de bizden korkar. Çünkü biz bugüne kadar sadece polislik yaptık. Bize verilen görevleri yerine getirmekten başka hiçbir şey düşünmedik. Sizin canınız sıkılıyor olabilir. Ya da kendinize eğlence falan arıyor olabilirsiniz. Ama burada bize böyle bir ceza verip vaktimizi boşa harcatarak aslında şu anda peşinden koşuyor ve bileklerine kelepçe takıyor olmamız gereken suçluların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Onların başıboş kalmasına neden oluyorsunuz. Bana ne yalan söyleyeyim. Ben de Ali kardeşimin söylediklerine sonuna kadar noktasına virgülüne katılıyorum. Benim cezam doldu. Ben geri dönüyorum. Ben de geri dönüyorum. Bu ne ya? Biz toplama kampını geçti arkadaş. Polis miyiz? Köle miyiz? Allah'ım. Eğer bir daha benim girdiğim ihalelerde adını duyarsam seni bitiririm Çetin. Ağzından çıkan lafa dikkat et İbrahim. Bize karşı kılıç çekmeye kalkarsan biz de baltamızı gömdüğümüz yerden çıkarmasını biliriz. Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? Söyle oğluna indirsin şu silahını. Tamam mı? Alın bunları aşağı kilitleyin. Yarınki ihaleye kadar hiçbiri dışarı çıkmayacak. Hadi. Yürü. Hadi. Hadi yürü. Hadi geç şöyle. Yürü, yürü. Sen ne yapıyorsun ya? Bir silahına sahip çıkamadın. Gitti güzelim silah. Biko, benim operasyonda ne işim var ya? Şişt, ağlama Pınar. Ağlama, sessiz ol. İçerideki adamlar çok tehlikelilermiş. Ay. Pardon. Şunu tak ya. Jarjörü nasıl çıkaracağını bilmiyorsun. Jarjörü çıkardın ya. İçerideki adamlar geldiğimizi duyarlarsa bizden önce davranıp bize pusuk kurabilirler. Ya Pico, ben sizi dışarıda beklesem. Mesela siz yarım saate kadar çıkmazsanız polisi arayıp yardım istesem. Yani operasyona bu şekilde bir katkıda bulunsam olmaz mı? Polisi arayacaksın. Gerçekten dahiyane bir fikir.
Yani kısacası Allah senin iyiliğini versin Pınar. Zaten her taraf polis kanıyor, biz polisiz. All together. Ya Piko, biz polis falan değiliz ya. Şşş. Piko. Şşş. Şşş. Sessiz olun biraz. Evet, sessiz ol Pınar'ım. Tamam amirim. Bu şekilde bağırarak tüm görev arkadaşlarımızın... Bütün görev arkadaşlarımızın bu güzide insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsun. Bağırma, sessiz ol biraz. Lütfen. Hadi çıkın üstlerine böyle. Böyle tetiğe. Aferin. Düşmanı gördüğünde bas tetiğe gitsin. Tamam. Tık. Böyle. Vuracaksın düşmanı. Biz hazırız Sayko. Buyurun arkadaşlar. Hadi canım. Çabuk. Hadi çabuk. Sarkocuğum. Arkadaşlar yerlerindeler değil mi? İllüzyon. Ben sana bir illüzyon yapacağım. Temelli yok olacaksın. Yani adamlar nerede? Yerlerindeler. Şu ilerideki depoda sizi bekliyorlar. Güzel. O zaman ben Pınar'ımla beraber oraya yöneliyorum. Siz sakın bizi takip etmeyin. Sakın. Benim Pınar'ımı uçup tek başıma kurtarmam lazım. Single. Piko. Psycho. Kaybolmak için elinden geleni yapabilirsin. Tamam. Bu laf sokmalar... Temiz! Clear! Ulan Allah'tan kimse görmedi. Steven Seagal beni andı. Arkadaşlar önce silahlar. Şunları da topla. Üstleri kim arıyor? Aç bacaklarını, aç. Hadi. Evet, aynen böyle. Yürü. Ya bir kol. Ya Pınar sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Fiko biz nereye gidiyoruz Allah aşkına? Neden ayrıldık ki diğerlerinden anlamadım ben. Ya nereye gidiyorsak gidiyoruz, ödüm koptu ya. Ya biz arkadan dolaşıp kıstıracağız adamları. Ya neden biz kıstırıyoruz ya? Normal polisler kıstırsalar daha iyi olmaz mıydı Fiko? Ben buradayım. Ben seni korurum. Lütfen korkma ve korkutma. Ben en çok bundan korkuyorum zaten Fiko. Ulan bu devirde kötü adam bulmak da zor. Neden lan bu saatte kötü adamlar? Yusa Sayko yanlış adres mi verdi? Neyse. Pınar, yavaş Pınar, yavaş. Burada ladies first değil, burada değil. Ladies first de burada değil.
Ulan artık herkes züğürt dolaşıyor sokaklarda. Hadi kalkın da gidip bir benzin istasyonu falan soyalım. Niko bu taraftan mı? Ya evet Pınar'ım, düz devam edelim. En olmaz ses. Kim var lan orada? Ses nereden geldi ya? Allah Allah, ben nereden bileyim? Ne oluyor lan? Ulan sana. Hah be! Sonunda be kardeşim. Sonunda yani. Bak Pınar'ım, kötü adamlar buradalar. Niko. Hı? Ne yapacağız şimdi? Bana bırak Pınar'ım. Ben hallederim. Eller yukarı, silahlarınızı atın ve teslim olun. Kanun namına hepinizi tutukluyorum. Put your hands up in the air and freeze. Merak etme Pınar. Everything's under control. Ne bakıyorsunuz yüzüme? Atın derin silahlarınızı çabuk. Devletin polisi gelmiş buraya. Siz hala oturuyorsunuz. Kır. Kır ya. Buraya devletin polisi gelmiş hala oturuyorsunuz. Kır. Eller havaya, eller havaya. Heh, akıllı olun. Heh. Aferin söyle, heh, adam olun. Atın silahlarınızı. Atın. O ne lan? Bırak, bırak. Niko. Pınar. Bir silahını aşağı. Bu adam benim kafama tabanca dayadı. Evet Pınar'ım, hissettim çünkü benim kafama da tabanca dayandı. Demek ki arkadan onlar dolandı. Gafil avlandık. Ne yapacağız şimdi? Teslim olacağız. Oyunu kurallarıyla oynamak lazım. Silahını yere at ama yavaş at. Devletin silahıdır. Yakala Johnny. Good boy. Ay. Yavaş dedim Pınar, ne yaptın? Hocam. Yalnız bravo, takdir ettim. Rol alan ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlara tek tek bravo. Süper mizansen hazırlamışsınız. Arkadan dolanmalar falan. Böyle çantalar, mekan olsun, ışıklar olsun, kostümler, sakarlar. Kart, bilezik bile var vallahi, helal olsun ha. Çok gözüme girdiniz. İlk filmimde... Rolünüz hazır. Banko. Diyaloglu. Benden. Benden. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. Hepinizi kutluyorum. Çok başarılı bir tatbikat oldu. Ama unutmayın, gerçek bir operasyon her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Teşekkürler. Ne oldu çocuklar? Bizimkileri oynamadınız mı oyununuzu? Yok başkomiserim. Söylediğiniz kişiler bizim yanımıza gelmediler ki. Gelmediler mi? Gelmediler başkomiserim. Biz de sıkıldık beklediğimiz yerde. Gelip bir de size soralım dedik neden gelmediler diye. İyi de ben 15 dakika önce sizin olduğunuz yere doğru gönderdim ikisini de. Nereye kayboldu bunlar? Vizyon. Koçum, sizin için çok üzgünüm biliyor musun dostum? Çünkü bugün çok şanssız bir gününüzdesiniz. Çok yanlış bir adama çattınız. Hemen bizi bırakın. Ve o elinizdeki lanet olası silahları lanet olası yerlere atın. Ve lanet olası ellerinizi havaya kaldırın. Ve teslim olun. Biz de lanet olası kelepçelerimizi... Lanet olası bileklerinize takalım. Teslim olmazsak ne yaparsın? Bak adamım. Ben... Hocam silahı fazla bastırmayalım. Jackie Chan'la jetlik kırması... ...kara kuşak sahibi... ...psikopat bir adamım. Tek uçan tekmeyle olayınızı yere sererim. Hocam müsaade. Hocam niye vuruyorsun elime ya? Valla acıdı ama ha. Ya, süper gidiyorsunuz hocam. Tebrik ederim. Her şey sahici gibi. Pınar'ın da yuttu numarayı. Kurban olurum.
Ya hocam senin elinin ayarını... Ben ne diyeyim, sen ne yapıyorsun ya? Lütfen biraz kontrollü olun. Ne biçim vuruyorsun ya? Şimdi ben size tekme tokat girişsem, dalsam... Birinize yumruğum değmez yani. Hepsi böyle seviş şeklinde sırtıp geçer böyle. Sırtma. Sen zannediyor musun ki filmlerde herkes birbirine dalıyor böyle ağız burun? O zaman piyasada aktör kalmaz hocam. Ne oluyor lan? Kestik. Oğlum nerede bunlar ya? Gerçekten illüzyon yaptı ha. Kaçmadılar herhalde. Evet, şimdi sıra geldi tatlıya. Kimse kıpırdamasın, kaldır ellerini. Geç. Bana. Biko. Biko. İyi misin? Az önce nasıl tek başına korkusuzca ve kahramanca onlara kafa tuttuğunu görmeliydiniz amirim. Helal olsun vallahi. Tam bir kahraman gibi davranmış. Evet. Kahramanım benim. Lütfen beni de bekler misiniz? Ha canım. Beni ben... Buradan buraya taşındı. Ben o kadar Allah'ın adamıyım diyorum. Sen beni sürüm süründürüyorsun. Duyduğum anda asansörün düğmesine basmıştım ama uğraştım, didindim, yumrukladım, çırpındım, elinden gelen her şeyi yaptım ama asansör hareket etmişti. Yoksa ben de çok isterdim asansöre sizi de alıp katınıza bırakmayı. Allah Allah, eminim öyle olmuştur. Buyurun, asansör sizin. Buradan devam edebilirsiniz katınıza. Yok, teşekkür ederim Adanalı Bey. Ben de bu katta oturuyorum. Yalan söylüyorsunuz. Pardon?
Güle güle oturun yani. Öyle yapacağım zaten. İyi akşamlar Adanalı Bey. Size de müdürüm. Değil mi? Bilerek filmi en başına sardın. Noel Baba gibi girdi kaçtı. Neyse, en azından bu defa babacım demedi. Demek ki sakin bir akşam geçireceğiz. Hadi hayırlısı. Kız, Şiit, sen ne yapıyorsun? Akşam yemeği hazırlıyorum. Eve geldin, bana yemek hazırlıyorsun. Evet. Allah Allah. Ha, demek babacımdan daha büyük bir felaket bekliyor beni bu akşam. Dur bir dakika. Hazırım, söyle. Hiç alakası Hadi. Bile yok ne? Canım. Ne, söyle. Hayır baba. Söyle. Bir alakası yok. Ya ben pazartesi günü işe başlıyorum ya bizim konsoloslukta. Oradan bana bir haftalık avans verdiler. Ben de bu hayatımdaki ilk kendi kendime kazandığım parayla bugün balık pazarına uğradım ve eve gelmeden önce bir kilo istavrit aldım. Babama kendi paramla bir akşam yemeği sunayım istedim. Kız buraya. Sen benim bir tanemsin. Sen benim her şeyimsin. İyi ki varsın. Kim geldi Romus hatta? Bilmem. Lütfen açın şu kapıyı. Şimdi de delikten bakıyorsunuz mesela. Hadi açın şunu. Hadi. Nereden biliyor ya? Ne yapıyorsun ya?
Bu Nena Şirin Baba gibi oldum ya. Lütfen komik olmayın. 2 dakika önce beraberdik. Vallahi müdürüm. Eve girer girmez birden üstüme bir uyku bastırdı. Bir uyku bastırdı. Seninle böyle pireler uçuşuyor. Gözümün önünden böyle geçiyor. Cüceler göz kapaklarıma astırdılar. Çekiyorlar, çekiyorlar. Kendimi yatağa atayım dedim. Kılatamı taktım. Tam uyuyacağım. Tak 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 kapı. Allah Allah, uyumakta suç oldu ya. Ha? İşte. Neyse. Ben eve yeni taşındım da tüp almaya fırsatım olmadı. Doğalgazı da kapatmışlar. Rica etsem çaydanlıktaki suyu sizin ocakta bir kaynatabilir miyiz? Tabii ki kaynatırız canım. Siz de ya ne olur geçin içeriye. Yok, ben şimdi akşam akşam sizi rahatsız etmeyeyim. Ay şimdi. Aç mısınız? Yok. Yani tabii açım. Ama telefonla bir şeyler sipariş edeceğim. Aa, olmaz öyle canım. Lütfen gelin beraber yiyelim, ne olur. Yok, ben hiç geçmeyeyim. Benim evde biraz işlerim var. Ha. Doğru, evet. Müdire hanımımızın evinde işleri vardır. Kızım yeni taşındı. İş güç yerleştirecek daha. Onu oraya koyacak, onu buraya koyacak. Bakacak olmayacak, onu başka bir yere koyacak. Bir sürü iş güç değil mi? Ama ben balığı çok almıştım babacığım. Hepimize yeterdi senin, bence. Senin, bence. Yok, çok teşekkür ederim tatlım. Başka zaman inşallah. Artık komşuyuz nasılsa. Ya. İnşallah. O zaman ben gideyim. Siz su kaynayınca bana bir zahmet getiriverirsiniz. Tabii ki. Tabii ki. Az yiyin de bir. Efendim? Bir şey mi söylediniz? Yo, ben bir şey mi dedim? Baş üstüne müdürüm. Tamam. İyi akşamlar tatlım. İyi akşamlar, hoşça kalın. Kes tapa kılıklı. Gıcık. Gıcık. Baba. Kim bu kadın? Sana ne? Yeni müdürünüz bu mu yoksa? Sana ne? Bence çok hoş bir kadın. Ya bana ne? Bir şey demedim canım. Hayırlısı. Bana bak kız Cid. Sakın o tür muzurlukları aklından bile geçireyim deme. Bu karıyla yüz göz olup bu karıyı benim başıma sarayım deme. Benim hiç işim olmaz böyle soğuk nevale bir kadınla. Gestapo gibi. Katnem, katnem. Kendisi sadece benim müdiremdir. Apartmanda da ha karşılaşırız. Merhaba, merhaba. O kadar. Tabii. Ama hayat devam ediyor baba. Ömrünün sonuna kadar böyle yalnız mı kalacaksın? Ömrümün sonuna kadar. İstediğim kadar. Hayatımın sonuna kadar. Böyle yalnız kalabilirim. Sana ne? Sana ne benim yalnız kalmamdan? Ben hayatımdan memnunum ya. Zaten bir cadı var başımda, onunla baş etmeye çalışıyorum. Peki sen bilirsin o zaman canım. Balıklar yanıyor. Hey hey hey. Yanmış ya. Kız, kız yansın kız. Senin bu kazandığın parayla yaptığın balığı ben yanık yanık da yerim lan. Yanık yanık da yerim ben. Hmm.
Dur dur. Diğerleri de yanıyor. Hadi. Oğlum bir kızı 10 kişi ister bir kişi alır. Aldı kızı merak etme. Yürü, yürü damat yürü. Kim geldi bu saatte? Benim arkadaşlarım gelmişlerdir. Allah. Oğlum niye kimse kapıya bakmıyor? Ya evde mi yoklar yoksa? Mı ya? Geleceğimizi biliyorlardı. Akşamüstü Nazlı'yla telefonda da konuştum. Evin ışıkları da yanıyor. Şşş Ali. Kızın babası. Yan çiziyor olmasın? Bak şu kapıya. Kim geldiyse Çetin Beyler, Nazım Beyler evde yoklardı. Def et gönder. Silahını sakla ama. Ya oğlum bir dur sakin ol. Kırdın herifin zilini ya. Hayır herifin kızı vereceği varsa da vazgeçecek şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Biz Çetin Bey'i görmeye gelmiştik. Çetin Beyler evde yoklar. Anlamadım. Nasıl yani ya? Nasıl yoklar? Basbayağı yoklar işte. Evde değiller. İyi de kardeşim biz bu akşam... Laftan anlamıyor musunuz kardeşim? Yoklar dediysek yoklar işte. İçeri giremezsiniz. Hadi iyi akşamlar güle güle. Nasıl yani ya? Ben dedim oğlum sana herif yan çiziyor diye. Yok. Ben bu akşam buraya sevdiğim kızı almaya geldim. Onu almadan da buradan geri dönmeyeceğim. Nazlı eğer onun kızıysa benim de çocuğumun annesi. Eyvallah koçum tamam. Tamam da ne yapacağız? Şimdi bu herif bizi içeri almıyor. Duvardan atlayıp zorla içeri girecek halimiz de yok.
Yok artık. Kurban olduğum Allah. Benim etrafımda hiç akıllı bir adam olmayacak. Buyurun, yeni bir macera daha başlıyor. Alın bunları yukarıdaki bir yatak odasına çıkartın. Sabaha kadar orada uyusunlar. Odanın kapısının balkonunun önünde sabaha kadar nöbet tutacaksınız.